Mesai saatleri ve ders saatleri cuma namazına göre mi ayarlanmalı? Star gazetesi yazarı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Berat Özipek, adil ve hakkaniyetli olan budur diyor. Ve bu konuda farklı düşünen CHP milletvekili Hüseyin Aygün'e de düşüncesini yakıştıramadığını söylüyor. Meseleyi kendisine soruyoruz. Hoş geldiniz Berat Bey. Hoş bulduk, Bey. sağ olun. Efendim hemen başlayalım. Bu konuda bir yazı yazdınız. Neden hmm. yazdınız? Hüseyin Ay Aygün Aygün'e neden yakıştıramadınız bu konudaki açıklamalarını? Aslında meseleyi gündeme ben getirmedim. Hüseyin Aygün gün getirdi. Ee, o işte hükümet eleştirirken işte mesai saatine göre de Cuma namazına göre de işte e, mesai ya da dersi e, belirleyecekler gibi bir Twitter'da mesaj yazmıştı. Ben tabii ki bu olabilir, normaldir ve olmalıdır da çünkü e, yani demokratik bir ülkede demos eğer o günü e, yaygın bir şekilde böyle kullanıyorsa o gün onları çalıştıramazsınız anlamına gelen bir e, yazı yazdım. Hı hı. Yani özeti buydu. Ama Gündeme önce bir yakıştıramama mesleğimden e konuşalım. Neden çünkü, yakıştıramadınız? Çünkü ben onu CHP içinde, Hüseyin Aygün'ü CHP içinde daha ayrıksı bir yerde değerlendiriyordum. Kafamda daha demokrat bir imajı vardı. İşte Dersim katliamı konusundaki yaklaşımını desteklemiştim. Yani o tarihsel yüzleşmeyle ilgili çıkışını. E cemevlerinin hukuki statü talebini de destekleyen bir yazı yazmıştım. Yani hı hı. o konuda o haklıdır diye bir yazı yazmıştım ama şimdi anlıyorum ki herkesin bir ötekisi var. Yani hı hı. herkes kendi mahallesinin hakkını savunuyor bir Türkiye'de. Bir taraftan inanç özgürlüğü isterken evet, Aleviler yani. ve cemevi konusunda Ve orada haklıyken, tutarlıyken, öbür evet. tarafa geldiği zaman birden o yasakçı paradigmaya savruluyor. Hı hı. Bugün de mesela baktım mesajlarına çok kötüydü. Yani o zaman bir şeyi fark ettim ki ee, aslında orada bulunması çok da şaşırtıcı değil çünkü bu İslamofobik ya da e, din konusundaki e, ön yargı e, zemininde buluşabiliyorlar. Yani diyelim ki dersimli bu acıları çekmiş mağdur kimlikten gelen birisiyle bu acıları yaşatan ırkçı kimlikten e, birisi nasıl bu partide buluşabiliyorlar diye e, merak eden olursa hani. ...şeyde birleşiyorlar yani bu faşizan bir layıklık anlayışı var ve onda birleşiyorlar. Hı hı. Yani sizin yakıştıramadık e, açıklamanızın evet, yani başka, cümlenizin e, altında bu nedenler evet, Yani Başka diyelim ki daha böyle layıkçı, e, çağdaş yaşamcı, bu radikal böyle işte o biraz önce söylediğim... ...o otoriter layıklık anlayışına e, sahip bir milletvekilinden gelmiş olsaydı bu e, anlayabilirdim. O saat dilim, diliminde çalışanlar için... E, ...namaza gitmeyenler için... ...hani karşı ses hmm. olayım ben... Tabii, ...onlar tabii. için nasıl bir düzenleme öngörüyorsunuz? Burada düzenleme nasıl olmalıdır ya da? Onları biraz kafanızda tasarladığınız şeyi söyler misiniz? Şimdi şöyle... ...bu benim hani özel özgün bir tasarımım değil. Evet. Aslında evrensel, demokratik herhangi bir hukuk devletinde... ...zaten var olan bir uygulama. Ee, mesela diyelim ki Noel'in tatil olması... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... Evet. ...ya da herhangi bir batılı ülkede... ...normaldir. Bu İncil'de böyle yazdığı için değil... Noel'i o insanlar yaygın bir şekilde e, o gün kutlamak istedikleri için tatil olur o. Hani bazıları İncil'de yazdığı için de savunuyor olabilir. Hristiyanlığın kutsal günü olduğu için hı hı. de savunuyor olabilir. Ama sonuçta e, bir insan grubunun e, yaygın bir şekilde demokratik çoğunluğu da ifade edecek kadar e, geniş bir e, kitlesel olarak e, kitle olarak o günü başka bir şekilde değerlendirmesi ya da o saati e, çalışarak değerlendirmemesi, e, değerlendirmek istememesi durumunda. Demokrasi de bunu engelleyemezsiniz ve engellemenin de meşruluğu da yoktur, gereği de yoktur. Tabii ki. Yani başka bir zaman o o zaman diliminde çalışmadıklarını başka bir zaman telafi edebilirler. Onu da bekleyebilirsiniz onlardan. Hmm. Bu da meşrudur. Hmm. Aynı şekilde mesela o gün çalışmak istemeyenler açısından da başka bir telafi edici mekanizma getirilebilir ya da ...küçük inanç grupları vardır. Yani çok az sayıda. Hı hı. Mesela o gün... E, ...değil de başka bir gün onun için... E, ...önemlidir, kutsaldır. E, onu da o gün... E, ...eğer yeterli sayıda değilse... ...o günü tatil ilan etmek için... E, ...onun sayısı... ...onu da o gün izinli sayarsınız. Hı hı. Yani her halükarda... E, ...bu telafi edici bir mekanizmadır. O mağdur olmaz. Artı... E, Cuma namazı ya da başka bir e, önemli gün ve saatte e, çalışmayan insanın başka bir zaman çalışması da esnek bir aslında mesai anlayışı. Şimdi bu da mı? Cuma günü tatil yapan e, kişi, pazar günü diyelim ki işe hmm. gelebilir değil mi? E, şimdi yüksek sesle düşününce iş yeri koşulları, iş yerinin çalışma parametreleri buna uymayabilir diyelim ki. Hmm. Dolayısıyla e, evrensel bir şekilde hani uygulandığı gibi hmm. iş yeri koşullarına uygun olarak... Hmm. E, ...inanç özgürlüğü daha mantıklı değil midir? Yüksek sesle düşünüyorum şimdi. Tabii tabii şimdi. Bunlar, bunların hepsini düşünmemiz Şimdi bir memur sen kılı kıyafetin serbest evet. olması ile ilgili bir eylem başlattı biliyorsunuz pazartesi evet, evet. günü. Hı -hı. Şimdi orada başkasının e, özgürlüklerine sınırlama gelmiyor. E, i̇steyen başörtüsü Hı -hı. takar, ister kravatını çıkarır, isteyen de mini etek giyer tabii, tabii. gider değil mi? Tabii. Böyle bir serbestliği var. Fakat burada durum nasıl olacak? İş yeri koşulları... Ee, şimdi böyle, pazar günü kapalı evet, bir iş yerinden ha. bahsediyoruz tabii, diyelim tabii, ki. Evet. Gerçekten anlamak istediğim için soruyorum. Tabii tabii bu çok meşru soru ve çok önemli sorular bunlar. Ee, şimdi mesela bazı iş yerlerinin pazar günü kapalı olmasının bir gereği yok belki de. Belki de e, o saatte çalışabilecek olan ama öbür saat onun için çok önemli olduğu için o saatte çalışmamak için her şeyi verebilecek olan kamu çalışanları ya da kamu çalışan adayları da olabilir. Ee, ama yine de her şeye rağmen mesela bazı yerlerde o iş yerinin durumu o saatte o kişinin ibadet etmesine izin vermiyor olabilir hmm. Örneğin acil servislerde. Hmm. Burada önemli olan e, devletin ilkesel olarak bir yasak koymamasıdır yani ilkesel bir yasak evet. olmadığı sürece ...o işin niteliğine uygun olarak e, hayır sen bugün şu an burada olacaksın denebilir. İş yerleri yani koşulları düzeltmeli, ayarlamalı. İşin niteliği ayarlamalı. Diyelim, daha doğrusu hı hı. hayır iş yerine bırakmak şeklinde değil. Din ve vicdan özgürlüğü de öteki özgürlükler de oradaki e, amirlerin de devletin de aslında keyfine bırakılamaz... ...ya da e, takdir hakkına bırakılamaz. Ama e, orada işin niteliği önemlidir. Mesela kamu çalışanlarının kılık kıyafetinde de öyle... Önemli olan işin niteliğidir. Kamu çalışanının inancı ya da dış görünüşü değil. Aslında hükümetin değil, daha çok sivil toplumun gündemi bu. Hı hı. Bazı insanlar hükümetle işte bunu talep eden insanları böyle kolektif bir bütün olarak algıladıkları için aslında bu da aslında başka bir problem. Ee, hükümet onlara söyletiyor zannediyorlar. Ya da e, hükümet onlar söyleyince mutlu oluyor zannediyorlar. Belki hükümet açısından bu zamansız bir günden bile olabilir. Ama sonuçta ben buradan baktığım zaman bir insan hakları savunucusu olarak ya da e, aynı zamanda insan hakları teorisiyle ilgili de çalışan bir akademisyen olarak doğru olanı söylemek zorundayım. Hani o hükümetin gündemiyle örtüşür örtüşmez o beni çok da bağlamıyor. <laughs> ee, şu önemli bir şey yani e, eğer bir kamu kurumu e, kamu çalışanlarını ee, istihdam edecekse ki ed etmek durumunda bunu tarafsızlık esasına göre yapmak zorunda. Ee, günlere gelince de mesela cuma gününün tatil olması benim talebim değil. Ee, çünkü bildiğim kadarıyla İslam dini de hani böyle o gün mutlaka tatil olacak denmiyor. Yani sadece belli bir saatte insanların ibadet etmesi isteniyor. Yani Museviler açısından cumartesinin ifade ettiği anlamı e, Müslümanlar açısından cuma etmiyor diyebiliyorum. Ama yine de bu demosun kararıdır. Yani eğer bir demokrasi gerçekten olacaksa biz demokrasicilik oynuyormuş gibi yapmayacaksak hı hı. o zaman son tahlilde burada karar verecek olan da halktır. Yani e, burada geçen e, bu yazıyı yazdıktan sonra birisi Twitter'dan böyle çok büyük bir şey yapmış gibi peki ya hicri tatile de e, dönecek takvime de dönmek isterse falan. Şimdi bir kere şunu ortaya koymak lazım. E, miladi takvi ile miladi takvime geçilmesi ile ilgili e, karar ne kadar hukuki siyasi ahlaki bakımdan meşru ise öteki de meşrudur uh -huh. bu şey demek değil yani şu an hani benim talebim bu değil ya da muhtemelen halka da sorsanız takvimden şikayet etmeyecektir Çünkü bir kere yerleşmiş oturmuş vesaire ama e, burada bir zihniyetin eleştirisi önemli yani e, halkın yapabileceklerini aslında kendi yaşam biçiminin e, sınırına kadar getirebiliyor. Milyonlarca insan bu hı hı. ülkede cuma namazını kılamadan yaşadı ve öldü. Yani e, ya da her seferinde amirleriyle köşe kapmaca oynayarak ya da okullarında e, aynı sorunları taşıyarak. Mesela diyelim ki öğrenci gelip haklı olarak soruyor. Niye bu saate sınav koyuyorsunuz da bir saat sonrasında koymuyorsunuz diye soruyor. Hı hı. Meşru bir soru. Türkiye'de mesela e, bu Türkiye'de o kadar e, layıklık konusunda o kadar antidemokratik bir zihniyet egemen ki ee, ...bu sorunun meşruluğu anlaşılamıyor. Mesela bir öğretim üyesi arkadaş şunu söyleyebiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz diyor. E, yani e, ders saatinde ben namaza gitmek istiyorum diyor. Hmm. Bu çok meşru bir soru. Ee, bu çok meşru bir talep sadece Müslümanlar için değil. Bütün inanç grupları için. Bakın 2009 yılında YÖK iyi bir şey yaptı. İyi bir şeyler de oluyor bazen. Ee, ve muhsevi e, vatandaşlar için... E, Musevi kamu çalışanları ve öğrenciler için... Senenin dört gününü Hanuka bayramı, işte hamursuz bayramı falan e, dört gününü e, izinli saydı onlar için. Hı hı. Mesela gündelik hayatın içinde belki bunu siz hiç fark etmediniz ama birçok insan bir rahatlama yaşadı. Size şunu söyleyeyim: Sadece o günleri e, kutsal kabul eden Museviler değil belki, belki ateist olan, belki o günü hiç kutlamayan ama kendisinin kimliğinin değerli olduğunu ve kendisi için o günün tatil ilan edildiğini bilen bir Musevi de rahatladı. Müslüman da rahatlasın, Musevi de rahatlasın. Bu kötü bir şey değil.